Merhabalar sevgili açık beyinler. Bu soruyorum bölümünde biraz sıra dışı bir şey yapacağız. Doğrudan bana gelen bir sorunun doğrudan cevabını vermek yerine bana gelen bir sorunun dolaylı cevabını vereceğim. Nedir o soru? Beni birkaç senedir cinsel işlevler kongresine, cinsel sağlık kongrelerine davet ediyorlar. Arkadaşlar da diyorlar ki sen fizyolog değil misin kardeşim? Ne işin var o kongrelerde? Gidip ne anlatıyorsun diye. Bakın ben en son işte Kıbrıs'ta düzenlenen bu dördüncü CİSEF, Cinsel Sağlık Kongresi'nde yaptığım sunumun kısa bir özetini sizlerle paylaşacağım. Ben böyle ortamlara gittiğimde bir nörofizyolog olduğum için ve aynı zamanda evrim biyolojisiyle de yakından ilgilendiğim için genellikle işte klinikte, günlük hayatta ya da sağlık alanında önemli konuların evrimsel bakış açısıyla nasıl görünebileceğine dair sunumlar yapmayı tercih ediyorum. Ve bu oraya katılan meslek profesyonelleri için de oldukça aydınlatıcı oluyor. Çünkü maalesef biliyorsunuz, tıp fakültelerinde ne psikoloji bölümlerinde doğru dürüst İşte biyoloji öğretilmiyor, evrim öğretilmiyor. Biraz da bunu anlatmak bize kalıyor ve bu bakış açılarından bakıldığında aslında bu mesleğin profesyonelleri çok farklı ipuçları elde edebiliyorlar. Ben bugün hem orada yaptığım sunumun kısa bir özetini size paylaşacağım hem de bu orgazm dediğimiz mesele hani dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi. Bu cinsel konular biliyorsunuz internette özellikle pornografi falan internet hacminin yüzde fazlasını kaplıyor. Ve harcanan paranın büyük bir kısmı da oraya gidiyor. Bu neden bu kadar büyük bir zevk ve keyif, neden bu kadar büyük bir hedoni amacı ve bizim hayatımızda niye bu kadar büyük yer tutuyor? Bunun bir evrimsel kökenleri hakkında size kısaca bilgilendirme yapayım. Hayatta işe yarayabilecek bazı döneleri de buradan her an alabilirsiniz. Hazırlıklı olun efendim. Konumuzun başlığı orgazmın nörobiyolojisi. Ve aslında orgazmın evrimi. Şimdi e, temel düzeyde orgazm dediğimiz şey cinsel ilişkinin genellikle sonuna doğru, her zaman olması şart olmasa da yaşanan çok yüksek bir zevk alma düzeyi, bir doruk noktası deneyimi olarak tarif ediliyor. Bu arada bilimsel literatürde tarifi çok net değil. E, vücudumuzda ve beyinde neler olduğunu tam olarak çözemedik. En önemlisi de böyle bir hikaye niye var onun açıklamasını uzun süredir pek böyle net olarak yapamıyoruz. Ama evrimsel bakış açısından bakınca bu konuda ilginç bir şeyler görüyoruz. Bir, ne oluyor? Özellikle ben mekanizmasının detaylarına burada girmeyeceğim. Zaten YouTube'da bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Ama esas önemli olan beyin görüntüleme çalışmaları yapılırken insanların orgazm deneyimlerinin beyinde nasıl göründüğüne bakılıyor. Mesela erkek beyninde kabaca orgazm sırasında birçok bölgenin aktifi olduğunu biz görüyoruz ama erkek beyninde ilginç bir şey var. Bu arada kadın erkek beyninde orgazm aktivitesi birbirine benziyor. Kadınlarınki biraz daha şatafatlı, birazdan göreceksiniz. Ama erkek beyninin ağırlıklı olarak sağ tarafında bir aktivasyon var. Daha evvel soruyorum bölümlerinde sağ sol beyin işlevleriyle ilgili çok fazla şey anlatmıştım. Oradan hatırlayanlar olacak olursa sol beynimiz algoritmik, günlük, tanıma, etiket yapıştırma işlerinde yükümlüyken, burada daha uzmanken sağ beynimiz daha genel algılarla ilgiliydi, bütünü görmekle ilgiliydi. Biraz daha sezgiyle ve hayal gücüyle ilgiliydi. Dolayısıyla sağ beynin aşırı aktif olup sol beynin susması aslında zihinsel bir rahatlama, günlük kalıplardan ayrılma ve dingin bir zihin halini temsil ediyor olabilir diye düşünüyorlar. Bu sadece beyin görüntülemesinde temel düzeyde gördüğümüz şeyler. Bu da kadın beyninde orgazm sırasında aktif olan bölgeler. Biraz daha şaşalı olduğunu söylemiştim. Temel örüntü olarak çok farklı olmasa da özellikle beynin iç ve dış bölümlerinde çok fazla alanı ilgilendiren, yani böyle beyin açısından çok da kozmetik bir mesele gibi görünmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Bayağı bir devreyi ve beyin bölgesini etkiliyor. Biz böyle bir resim gördüğümüz zaman beyin görüntülemelerinde bunun evrimsel olarak önemli bir şey olması gerektiği kanaatine hemen intikal ederiz. Çünkü bu kadar kaynak kullanımını gerektiren bir şeyin bir önemi olması lazım. Pekala bu meselenin acaba evrimsel kökeni nedir? Öncelikle bizden başka canlılarda var mı böyle bir şey? Evet gördüğümüz kadarıyla var. Hemen hemen eşeyli yürüyen tüm canlılarda cinsel birleşme neticesinde bir uç noktaya ulaşma, bir doruk noktasına ulaşma deneyimi şu ya da bu şekilde var. Mesela bize işte en yakın kabul edilen maymunlarda falan bu meselenin zaten yani bizdekine çok yakın olduğunu biliyoruz. Bonobo ve şempanzeler özellikle bunu hayatlarında hani özellikle de bonobolar insanlar gibi çok önemsiyorlar. Ve keyif için cinsel ilişkide bulunan zaten iki tür biliyoruz. Biri cüce şempanzeler, bonobolar, birisi de insan. Bunun dışındaki herkes bunu bir görev olarak yapıyor gibi gözüküyor. Ama sürecin sonucunda herkes böyle bir şey yaşıyor. Şimdi efendim bu işin kökeni nereden geliyor olabilir? Birincisi orgazm insanda çok fizyolojik olarak işe yarayan bir şey gibi gözükmüyor. Evet çok zevkli, çok keyif veriyor, ayrı bir konu çok da kısa süren böyle anlık bir aktivite. Fakat hayvanlar aleminde evrimsel olarak buraya gelen hikayeyi izlediğimizde ilginç bir şey görüyoruz. Memelilerin uzak ataları, yani denizlerden karalara canlılığın geçmesiyle beraber ortaya çıkan sürüngenler ve o sürüngenlerden sonra memelilere doğru geçişi sağlayan işte bu terapsitler dediğimiz canlılardan itibaren ilkin canlılarda çok gördüğümüz özel bir yöntem var. Bu yöntem Yumurtlama dediğimiz o yeni yavruyu yapacak olan anne bedenden üreyen yumurtanın atılması sürecinin dünyanın çevre koşullarından etkilenerek ortaya çıkması, yani mesela günlerin kısalması, havanın soğuması gibi çevresel etkenlerle yumurtlama yapılması ve eğer bu sırada bir erkek birey gelip de çiftleşme oluşursa bir gebelik ve yavru üretiminin söz konusu olması şeklinde. Bugün hala böyle çevresel işaretlerle yumurtlayan ve çiftleşme olduğu takdirde de yavru yapan canlılar mevcut. Daha sonraki dönemlerde evrilen bir başka sistem işi biraz daha algoritmik düzeye taşımış biyolojik alemde. Burada yumurtlamanın artık çevresel sinyallerle alakası kalmamış. Bir partnerle bir erkekle çiftleşme olduğunda çiftleşme hem yumurtlamaya sebep oluyor hem de çiftleşme sonucunda bu yumurtlanan yumurta erkek spermleriyle döllenerek gebelik oluşmasına sebep oluyor. Hangi canlılar böyle? Mesela develer böyle ürüyor, gergedanlar böyle ürüyor. Çiftleşme sonucunda bugün hala böyle yaşayan canlılar var. Çiftleşme aynı zamanda yumurtlamayı uyarıyor. Ve çiftleşmeye bağlı yumurtlama ve buna bağlı gebelik üremeyi yeni bir tarzda, yeni bir noktaya taşıyan ve aslında daha garantili bir hale getiren yöntem. İnsanın da dahil olduğu bir grupta ise bir üçüncü tarz ortaya çıkıyor. Bu arada bu tarz ortaya çıkmadan önce Çiftleşme amaçlı yumurtlamada önemli bir husus var. Çiftleşmenin yarattığı bedensel uyarım bir şekilde beyne ulaşmalı. Beyin buna bir reaksiyon üretmeli. Bu reaksiyonla işte dişinin yumurtalıklarına bir sinyal gitmeli ve bu sinyalle yumurtlama gerçekleşmeli. Tahmin ediyoruz ki tabii ki geri gidip de buna ya da işte bugün öyle üreyen hayvanların beynine girip de buna yakından bakma imkanımız yok ama tahmin ediyoruz ki bu yumurtlama sürecini çiftleşmeyle tetikleyen şey orgazmın ilk taslağı yani çiftleşmenin yarattığı o zirve deneyimi yumurtlama diye bir şeye sebep oluyor. Ve birçok araştırıcı diyor ki insanlar gibi işte bugün maymunlar gibi fareler gibi birçok canlı da artık ne çevresel sinyallere ne de çiftleşmeye bağlı olmayan bir yumurtlama döngüsü var. Yumurtlama periyotlar halinde gerçekleşiyor. Yani diğer etkenlerden bağımsız ve eğer zamanında denk gelirse bir erkekle çiftleşme olduğunda gebelik ve üreme ortaya çıkıyor. Ve araştırıcıların büyük oranda üzerinde birleştiği teori şu. Bu tip bir dış etkenden bağımsız yumurtlama olmasına rağmen orgazm diye bir deneyimin olması şu devreden yani çiftleşmeye bağlı yumurtlama dönemlerinden bize kalan arta kalmış bir evrimsel miras gibi gözüküyor. Bir yan etki gibi. Fakat biyolojide şöyle bir şey var. Bu kadar masraflı bir şey yüzbinlerce, milyonlarca sene boyunca hala korunuyorsa bunun başka faydalarında da oluyor olması lazım. Yani konu sadece üremeyle ilgili olmayabilir. İnsanda orgazmın döllenmeyi kolaylaştırdığı, işte yavru bakımını, işte gebeliğin daha sağlıklı ilerlemesini desteklediğine dair iddialar olmakla beraber bunlar çok net değil. İkinci bir hipotez var. Bu oldukça enteresan ki bu kalıntı olan davranışın neden hala sürdürüldüğünü açıklayabilir. Orgazm sırasında vücudumuzda neler oluyor diye bakıldığında birkaç tane hormonun miktarının çok arttığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi açık beyin takipçilerinin çok iyi tanıdığı oksitosin diye bir hormon. Oksitosin bizim sosyal bağlanma hormonumuzdur, hatırlayacaksınız. Ve orgazm sırasında da o kadar yüksek oranda salgılanıyor ki erkek ve kadının birbirlerine sıkı bir yakınlık duymasını kolaylaştırıyor. Onlar arasındaki bağlanmayı hızlandırıyor ve daha uzun vadeli hale getiriyor. Buna orgazmın bağlanma hipotezi adı veriliyor ve eğer orgazmın bir kalıntı olduğu doğruysa bu etkiyle ve birazdan sayacağım diğer etkilerle beraber hayatımızda hala evrimsel bir miras olarak devam etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bir başka hipotez ise bağlama hipotezi. Şimdi bu biraz önceki bağlanmadan biraz farklı. Orgazm normalde insan vücudunda pek önemli bir işleve sahip değil gibi. Özellikle kadın orgazmı hala sırrını çözemediğimiz bir şey. Çünkü erkek orgazmında aynı zamanda spermlerin vücudun dışına atılmasını sağlayan ejekülasyon ya da boşalma dediğimiz reaksiyon tetikleniyor. Bunu biliyoruz erkekte işe yarıyor. Ama kadın da üremeye belirgin olarak bir katkısı olmamasına rağmen özellikle son derece bazılarında dışarıdan görünür ve gürültülü bir şekilde böyle bir reaksiyonun gerçekleşmesini bazı evrimsel biyologlar erkeğin hoşuna giden bir davranış olduğu için seçildiğini iddia ediyorlar. Yani erkekler cinsel ilişki sırasında Kadınların bu dışarı vurdukları davranışlarına bakarak konuya çok daha yakından dahil olup kendilerini bağlı hissediyorlar ve aslında kadınların bilinçsiz olarak erkekleri kendilerine bağlamak için kullandıkları bir taktik olarak da gözüküyor. Şempanze, bonobo, makak gibi diğer birçok canlı da üreme zamanı geldiğinde dişilerin cinsel organlarının renkleri değişiyor ve kalınlaşıyor. Biz bunu dışarıdan görebiliyoruz. Ama insanda böyle bir durum yok. İnsanda cinsellik yumurtlama tamamen gizli ve dışarıdan pek fazla gözükmüyor. Bu orgazm sırasındaki davranışlar gibi dışa vurumların çiftler arasındaki bağlanmayı ve üreme ihtimalini arttırdığı da diğer hipotezlerden bir tanesi. Yani olayın bir de erkeği bağlama şeklinde bir başka hipotezi daha var. Tabii ki bir hipotez daha var ki bu çok kuvvetli olanı hedoni hipotezi dediğimiz bir şey. Eğer bir konu bizim için çok zevkli olmasa biz o konuyu yapmak için bu kadar gayret sarf etmeyiz. Bunun için zaman ve kaynak ayırmayız. Dolayısıyla cinsel ilişkinin keyifli ve zevkli olmasını sağlayan en önemli unsur o pik noktasında yaşanan orgazm dediğimiz deneyim. Ve bu deneyim çok zevkli olduğu için vücudumuzda bir sürü hedoni ya da haz hormonunu çok yüksek düzeyde salgılattığı için erkek de kadın da Neredeyse cinsel ilişkiye bağımlı olacak kadar ilgi gösteriyorlar. Ve bu durumda orgazm dediğimiz şey soyumuzun sürdürülmesi açısından adeta bir ödül havucu gibi hepimizin çok fazla işine yarıyor. Bir başka enteresan hipotez bu insanın evrimsel, cinsel evrimsel geçmişini incelediğinizde ortaya çıkıyor. Buna çağrı hipotezi diyorlar. Cinselliğin şafağı başlıklı Türkçe'ye çevrilen bir kitapta da bu konu uzun uzun diye anlatılıyor ve kuvvetli bilimsel dayanakları var gibi gözüküyor. Bugünün dünyasında anlatınca biraz tuhaf gelse ve hoşumuza gitmese de normalde gizli kapaklı işte kapılar ardında yapılan bir faaliyet olan cinsel ilişkinin e, pik devrelerinde kadınların yüksek sesler çıkararak ve bayağı belirgin şekilde dışarıdan duyulabilecek reaksiyonlar üreterek orgazm olması bir çelişki gibi gözükmekle beraber araştırıcıların antropolojik ve evrimsel çalışmalardan elde ettiği bulgulara göre Antik dönemde, yani tarih öncesi dönemlerde insanların ataları çok eşli bir yaşam sürüyorlar ve insanın bütün cinsel işlevleri sperm rekabeti dediğimiz bir sistem üzerine kurulu. Yani bir kadın, bir dişi üreme şansını arttırabilmek için bir defasında birden fazla erkekle cinsel ilişkide bulunuyor ve bunun için de cinsel ilişkide bulunduğu dönemde orgazm dediğim sürecin de yardımıyla diğer erkekleri de çiftleşmeye çağırıyor ve böylece birden fazla erkekten sperm alarak en sağlıklı spermlerin, rekabette en üstü spermlerin bir şekilde nesli devam ettirmesi sağlanıyor. Bu arada insanda erkek penisinin şekli bile bu sperm rekabeti dediğimiz meseleye çok uygun. Bu konuda daha önce Evrim Ağacı'nın çektiği çok güzel bir video var. Arkadaşlar linkini buraya koyarlar. O videoya da bir göz atarsınız. Çünkü erkek penisi aslında vajende daha önce birikmiş olan spermleri alıp dışarı çekebilecek bir özellikle adeta bir pompa gibi dizayn edilmiş. Ve sperm rekabetiyle e, üreyen canlıların hemen hemen hepsinde benzer penis yapılarını zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu tarihsel duruma baktığınızda garip görünse bile günümüz dünyası açısından e, özellikle kadın orgazmının üreme başarısını arttırmak üzere diğer potansiyel babaları da çiftleşmeye çağırmakla alakalı bir davranışın bugünkü kalıntısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve bunu yapabilmemizi sağlayan en önemli hususlardan bir tanesi özellikle cinsel ilişkinin pik dönemlerinde yani orgazma kadar giden süreçte beynimizin gözümüzün arkasında ve üstünde kalan bölümü olan orbitofrontal korteksin neredeyse tamamen çalışmayı durdurması. Burası sustuğu zaman biz birçok kontrolsüz davranışı ortaya çıkarabiliyoruz. Zira bu bölgede olan tümörler davranış kontrolünün ortadan kalktığı çok garip bakaları da ortaya çıkarabiliyor. Orgazmların belirgin işaretlerinden birisi buranın susması ve sadece kadınlarda değil erkeklerde de aynı durum ortaya çıkıyor ve o yüzden orgazm anında normal zamanda bir insanın yapmayacağı birçok davranışı gösterebilmesi de mümkün hale geliyor. Bu tarz tuhaf bir durum gördüğümüzde bunun evrimsel olarak ne işe yaradığını sormak bizim evrimsel bakış açısında en çok yaptığımız şey. Tabii ki bir başka daha kuvvetli hipotez de döllenme hipotezi. Bugün hala e, varlığını sürdüren bazı iddialar var tam kanıtlanmamış da olsa. Orgazmla sonuçlanan cinsel ilişkilerin kadınlarda e, vajen ve yumurtalık hareketlerini, fallot tüplerinin hareketini arttırdığı, böylece yumurtayla spermin buluşmasını kolaylaştırdığı, Orgazm sırasında salgılanan bazı kimyasalların sperm hareketini hızlandırarak döllenme şansını arttırdığı yönde iddialar var. Bilimsel olarak %100 kanıtlanmasa bile biyolojik sistem bütün bileşenlerini gayet ekonomik bir biçimde kullandığı için böyle bir mekanizmanın da var olduğunu düşünmek için yeterli sebebimiz mevcut. Son olarak efendim orgazm çok kısa süren ama gerçekten insanın zihninde ve ödül sisteminde çok büyük yer işgal eden bir sistem. Yıllar evvel Montaigne'in denemelerini okurken orada bir pasaja rastlamıştım. Okyanlar hatırlayacaklardır. Orgazm o kadar büyük bir zevktir ki diyor. İyi ki birkaç dakika boyunca sürmüyor yoksa bütün insanlar aklını kaybederdi diyor. Ve gerçekten baktığınızda erkeklerde 10 ila 35 saniye, kadınlarda 13 ila 51 saniye arasında süren, aslında baya baya kısa süren ve erkekte Uzun zaman aralıklarıyla birbirinden ayrılması gereken yani bir orgazmdan sonra hemen diğer orgazmın yaşanamadığı ama kadınlarda ardışık olarak gerçekleşebilen, arada bir plato ya da bekleme fazında olmasının gerekmeyen bir durum. Bu kadar kısa süreli bir e, zevk deneyiminin temelde evrimsel bakış açısından baktığımızda belki de ürememizi sağlayan en önemli etken olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla konuda hayatlarını adeta darmadağın edercesine arayışta olmakta olan insanları bir nebze anlayabiliyoruz. Ama bu güdülerine hakim olabildiği sürece, bu güdülerini doğru yönde kullanabildiği sürece bir insanın insan olduğunu da hatırlamak için evrimsel ayarlarımızı iyi anlayıp biraz ona göre vaziyeti ayarlamakta fayda var. Umarım daha önce YouTube'da böyle bir orgazm evrim dersi izlediniz mi bilmiyorum ama bu kısa özet hepimiz için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.